geldiniz diyorum ve müsaadelerinizle programın açılışını yapıyorum. Eyvallah. Bugün Türkiye Yazarlar Birliği şehir okumaları programlarımızın 23.sünü düzenliyoruz. 23. şehir okumamızda Giresun şehrimizi konuşmak istedik ve bu vesileyle kıymetli konuğumuz Mehmet Fatsa Bey'i davet ettik. Kendileri de bizleri kırmayarak teşrif ettiler. Ben huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum Sayın Hocama. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Eyvallah, Allah razı eyvallah olsun. hocam. Hocam programa başlamadan önce ben çok kısa bir biçimde misafirlerimizle özgeçmişinizi de paylaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Ardından da ilk sorumla başlayacağım. Mehmet Fatsa 1965 yılında Dereli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi tarih bölümünü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli liselerde tarih öğretmeni, Giresun Belediyesi'nde kültür uzmanı olarak görev yaptı. Belediye tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu çalışmalarını yürüttü. Ulusal ölçekli yayın yapan Bilim ve Sanat Dergisi, Yeni Dünya Dergisi, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, Tasavvuf Dergisi ve Vakıflar Dergisi gibi bilimsel yayın organlarında, ayrıca basın organlarında çok sayıda incelemesi yayınlandı. Bunlara ek olarak Sayın Hocamızın Giresun ve şehir üzerinde de muhtelif kitapları bulunuyor. Yanılmıyorsam hali hazırda da Giresun Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görevine devam ediyor. Evet, doğrudur. Eyvallah Sayın Hocam. Ben müsaadelerinizle ilk sorumla başlayayım. Sayın Hocam, Giresun şehri adı, Giresun adı nereden geliyor acaba? Evet. Sizlere ve diğer bizi dinleyen katılımcı arkadaşlara hayırlı akşamlar dileyerek sözlerime başlamak isterim. Giresun'un adı meselesinde çeşitli tartışmalar var. Onların hepsine girmemize gerek yok. Nihayetinde akademik camianın kabul ettiği, genel olarak kabul edilen bir isim var. O da Kerasus ismi. Kerasus, Keras kelimesinden geliyor. Yunanca denize doğru uzanan kara parçası, yani yarımada veya boynuz anlamına geliyor. Esas itibariyle kelime karşılığı boynuz demek ama yarımada anlamında kullanılmış. Bu kelime fetihten önce, yani Trabzon'un ve Giresun'un alınması 1461'den önce de Giresun şekline dönüşmüş. Eski kaynaklarda kullanılmış. Bu isim Osmanlı tarihi boyunca da çok fazla değişiklik yapılmadan günümüze kadar gelmiş. Kısaca böyle. Eyvallah hocam. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Sayın hocam, Giresun Karadeniz'de çok güzide bir şehrimiz ve biz Giresun'un muhteşem bir coğrafya içinde yer aldığını biliyoruz. Bize biraz şehrin konumundan ve nasıl ortaya çıktığından bahsedebilir misiniz? Evet, şimdi Giresun, şöyle söyleyeyim, İpek yolunun Karadeniz'e ulaşan önemli yollarından, yani tarihi yollardan birisinin üzerinde bulunuyor. Bunun nedeni Şebin Karahisar'la Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki önemli vadi vardır bizim burada. Batlama Vadisi ve Aksu Vadisi. Bu vadiler üzerinde eski ticaret yolları, tarihini bilmediğimiz antik çağlara kadar inen süreçten Osmanlı tarihi boyunca da aktif olarak kullanılan iki ticaret yolu, bu iki ticaret yolunun arasında, yani Batlama Vadisi ile Aksu Vadisi arasındaki sahada denize doğru uzanan bir yarımada, ama aynı zamanda yüksek bir yarımada. Yani böyle ters kaşık gibi kayalık üzerinde duran müstahkem bir coğrafyası vardır. Bu fiziki konumu Giresun ada, yani o yarımada üzerinde bir kale yapılmasını gerekli kılmış. Bu kale, bahsettiğim yarımadanın hem sağında hem solunda oluşan körfezlerdeki doğal limanın, limanların daha doğrusu, iki tane liman var: Lonca Limanı ve
Demirkapı Limanı diye. Bu iki limanın güvenliğini sağlamak, buradaki tüccarların can ve mal güvenliğini sağlamak, mal güvenliğini sağlamak. Yani bir bakıma İpek Yolu'nun Karadeniz ayağındaki önemli iki limanın güvenliğini sağlamak için kurulmuş bir karakol, bir istihkam olarak ortaya çıkmış. Yani şehrin çekirdeğini oluşturan Giresun Kalesi bu konumu, bu coğrafi konumu nedeniyle aslında inşa edilmiş. Dolayısıyla ilk beşeri hayatın aktif olarak ticari ve beşeri hayatın yoğun olarak yaşandığı bir merkeze dönüşmüş. Bunun da ana nedeni coğrafi konumu. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın hocam, yine çok kadim bir şehirden bahsediyoruz esasında. İşte İpek Yolu üzerinde bulunan, tarihi anlamda yani çok eskilere dayanan bir mirasın üzerinde bulunan bir şehir. Haliyle şehre ev sahipliği yapan pek çok kavmin ve medeniyetin var olduğunu biliyoruz buradan. Evet. Şehre hakim olan kavimler ve varsa bu kavimlerden geriye kalan kalıntılar nelerdir acaba? Şimdi değerli hocam, eksiklik bıraktığım bir nokta oldu, onu da vurgulayayım. Giresun'un kale ile irtibatlı tam şehrin tam karşısına tekabül eden, kuzeyine tekabül eden bir de ada var, Giresun Adası diye. Karadeniz'de üzerinde insan yaşayan tek ada olarak bilinir. Aslında bu ada da sözün ettiğim iki tane antik limanın yine güvenliği amacıyla garnizon gibi kullanılmış. Bu ada üzerinde de bir kale var yine. Yani hem ada üzerindeki kale hem de Giresun Yarımadası'nın üzerindeki kale iki önemli limanın güvenliği için kurulmuş. Ve giderek şehrin nüvesi bu unsurlara bağlı olarak ortaya çıkmış. Şimdi tabii buradan Türklerden önce, Müslüman Türklerden önce, daha doğrusu İslam öncesi dönemde ticaretle uğraşan kolonici kavimlerin yaşadığını biliyoruz. Bunların isimleri zikrediliyor. Hatta Tahititlere kadar indiren kaynaklar var. Ancak şöyle bir talihsizliğimiz var bizim. Giresun Kalesi ve onun çevresinde maalesef arkeolojik kazı yapılmadığı için işte yeni yeni 2 senedir Giresun Adası'nda bir kazı yapıldı, yüzeysel bir kazı. Bu kazılar yapılamadığı için yeterince bilgi elimizde güvenilir, böyle yeterince done yok. Biz bunları nereden öğreniyoruz? Mesela işte Komnen Sarayı'nın tarihçisi, yıllık yazarı işte Panerottos'un yıllığından ve benzer İslam öncesi dönemde az çok tarihe not düşmüş, işte yıllık bırakmış, yazı yazmış insanların rivayetlerinden öğreniyoruz. Ancak bunları destekleyecek arkeolojik kazıya çok ihtiyaç var. Bu da yapılamadığı için İslam öncesi dönemde burada yaşayan insanlar hakkında çok fazla bilgi yok. Bir başka talihsizlik şu: Giresun'un bulunduğu coğrafya özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında Giresun şehrinin, yani eski şehri oluşturan Yarımada üzerinde muazzam bir tahribat yaşanmış. Bu tahribatın da bir kısmı doğal, bir kısmı beşeri nedene dayanıyor. Tabii en çok beşeri neden. Bu da şu: Giresun'a liman yapılıyor. Limanın yapımı sırasında hafriyat malzemesi olarak, dolgu malzemesi olarak Giresun'un o sahildeki dokusunu oluşturan yarımada kesilerek denize dolduruluyor. Yani oradaki birçok konak, hatta Metamorfoz Kilisesi gibi böyle eski yapıların önemli bir kısmı dolgu malzemesine dönüştürülüyor veya bunların üzerinde bulunduğu kara parçası kesilerek denize dolduruluyor. Birinci sebep bu. Diğeri, yine aynı tarihlerde 1960'larda Karadeniz sahil yolunun yapımı sırasında Giresun eski antik şehir tünelle veya işte diyelim ki daha güneyden geçilerek bypass edilmesi gerekirken öyle yapılmıyor. O antik şehrin
Bir kısmı dediğim gibi yine dozerlerle işte çeşitli şeylerle tahrip edilerek yola dolgu malzemesine dönüştürülerek tahrip ediliyor. Mesela Giresun'un bir mahallesi vardır batısında şehrin bir bakıma Batlama tarafından girişidir. Adı Çıtakkale'dir bu mahallenin. Burada bir kale var küçük de olsa. Bu kale bir köprü yüzünden tamamen yıkılıp köprü ayaklarına hafriyat malzemesi olarak kullanılmış. Bunun gibi değişik nedenler. Tabii bir başka neden de yine beşeri bir neden bu da. Cumhuriyet döneminde birçok okul gibi işte bir takım kamu yapılarına arsa yaratmak için birçok tarihi yapı yıkılıp imha edilip onun yerine betonarme binalar yapılmış. Böyle örnek çok Giresun'da. Maalesef. Yani o yüzden İslam öncesi dönem, Türk öncesi döneme ait kalıntı pek kalmadığı gibi mesela bu antik limanın ikisi de dolgu altında şu anda. Yani biraz sonra haritalarla göstereceğim. Demirkapı Limanı ve Lonca Limanı diye iki meşhur liman var. Bu iki liman da dolgunun altında kalmış. Yani karayolunun ve yeni yapılan liman dolgu sahasının altında kalmış. O antik şey Giresun, eski Giresun tamamen yok edilmiş. Bu nedenle İslam öncesi döneme ait kalıntı bulamıyoruz. Osmanlı dönemine ait de çok fazla kalıntı yok maalesef. Yani şehre dışarıdan baktığınız zaman tarihi bir şehir havasını veren çok fazla unsur yok. Yani işte kale, hükümet konağı ve tarihi birkaç caminin dışında hemen hemen eser bırakılmamış. Böyle bir tarihsizliği var Giresun. Eyvallah Sayın Hocam. Peki hocam, tarihsel bağlamda ele aldığımızda 1461 Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle Giresun bir Türk şehri oluyor. Bize biraz bu Türkleşmesinden, Giresun'un bir Türk şehri olmasından, bu geçiş sürecinden bahsedebilir misiniz? Eyvallah. Şimdi Giresun şehrinin fetih süreci aslında Trabzon'un 1461'deki fethinden çok daha önce. 1461 yılında Giresun'la ilgili olan şey Giresun'un Osmanlı idaresine yani tam olarak giriş tarihi. Aslında ondan önce de Giresun'un Osmanlı idaresine geçtiğine dair kanıtlar var. Şöyle ifade edeyim isterseniz. Mesela 1300 bu Panaritos'un yıllığında geçen bir rivayet yine. 1300'lü yıllarda, miladi 1300'lü yıllarda Kuşdoğan Bey adlı bir Türk beyinin kaleyi kuşattığı fakat Komnen Hanedanı'na mensup askerler karşısında yenilgiye uğradığı, kaleyi alamadığına dair bir bilgi var. Anlıyoruz ki 14. yüzyılın başlarında Müslüman Türkler Giresun Kalesi'ni yani şehrin çekirdeğini oluşturan Giresun Kalesi'ni elde etmek için ciddi bir çaba sarf etmişler. Zaten o tarihlere yakın zamanlarda da Giresun'un kırsalında yani şehrin hinterlandını oluşturan, arka planını oluşturan güney kesimindeki sahada, vadilerde yani Aksu Vadisi, Yaldere Vadisi, efendim Batlama Vadisi, Pazarsuyu Vadisi gibi vadilerde Müslüman Türklerin, Çepni Türklerinin çoktan yerleştiğini, buralarda camiler, köyler, efendim topluca kullanılan, ortak kullanım unsurları olan işte medreseler ve buna benzer yapıların teşkil edildiğini vakıf kayıtlarından daha birçok kayıttan öğreniyoruz. Yani Giresun Kalesi ve çevresi daha doğrusu kalenin etrafı 14. yüzyılın başından itibaren Türkleşmiş. Ancak Giresun Kalesi'nin Müslümanların eline kesin olarak geçtiği tarih miladi 1397'dir. Bu tarih Osmanlı'ya sonradan katılmış olan Karadeniz'deki önemli küçük Türk beyliklerinden birisi olan Hacı Emiroğulları Bey'i Emir Süleyman Bey'in fetih harekatının tarihidir. Bu zat-ı muhterem 1397'de Aksu Vadisi'nden güneyden yani bu Şebin Karahisar Koyulhisar tarafından güneyden kuzeye doğru yaptığı harekat sonucunda bugünkü Giresun Adası'nın karşısında bir yere geliyor ve oradan batıya yönelerek
Giresun şehrini kuşatıyor. Daha doğrusu şehir yok o zaman, kale yani. Kaleyi kuşatıyor ve kaleyi alıyor. Ondan sonra burada bir yönetici bıraktıktan sonra batıya doğru devam ediyor. Aşiretleri bölgeye yerleştirerek Ordu'ya kadar geliyor ve Ordu'da bir süre daha yaşadıktan sonra efendim vefat ediyor. Mezarının da Ordu'da olduğunu biliyoruz. Bu beyin Yıldırım Beyazıt'a bağlılık bildirdiğini ve Osmanlı idaresini kabul ettiğini biliyoruz. Şimdi elimizde bizim 1427 tarihli, yani Trabzon'un fethinden çok önce 1427 tarihli bir tahrir var. Yani bir tahrir yapıldığını biliyoruz. Tahrir biliyorsunuz bir yeri fethedildikten sonra yapılan sayımın neticelerinin Evet. konduğu defterler demek. Ayrıca şunu söyleyeyim. 1420 tarihli yine bizim elimizde benim şahsi arşivimde bulunan bir evrakta Çelebi Mehmet zamanında Çelebi Mehmet'in Amasya'daki Sancakbeyliği sırasında Giresun'un tahrir edildiği ne dair bir kayıt var. Demek ki böyle örnekler çok. Hepsini burada zikretmeme gerek yok. Buradan şunu anlıyoruz. Trabzon'un 1461'deki fethiyle Giresun'un Türkleşmesi çok entegre değil. Yani şunu demek istiyorum. 1461'den önce hem Giresun Kalesi alınmış hem de onun etrafında köylerin Müslümanlaşma süreci hemen hemen tamamlanmış. Bir şey söyleyeyim burada. Buyurun. Giresun Kalesi'ne yakın bir mevkide bulunan Duroğlu Mevki diye bir belde vardır. Bu beldede türbesi olan, tekke kurmuş olan Yakup Halife diye bir ahi şeyhi var. Bu ahi şeyhinin az önce bahsettiğim Hacı Emiroğlu Süleyman Bey'in hocası olduğu, onunla ünsiyet içerisinde olduğu ve bahsettiğim fetih esnasında onun Duroğlu beldesine yerleştirildiği, burada bir cami tesis ettiği, bir medrese ve bir tekke kurduğu açık ve net bir şekilde anlatılır. Bunu tarih sonraki tahrir defterleri de teyit eder. Vakfiyesinde de bu geçer. Dolayısıyla Yakup Halife'nin yerleştirildiği o alan Giresun'la Şebin Karahisar arasındaki ticaret yolunun bir menzilgahıdır yani. Bununla ilgili çok sayıda kaynak ve kayıt var. Demek oluyor ki Trabzon'un fethinden önce Giresun Müslüman Türkler tarafından alınıp yavaş yavaş Türkleştirilmeye başlanmış. Eyvallah hocam. Peki Sayın Hocam, fetihten sonra şehirde oluşan idari yapı ve bunun gelişim sürecine dair bir malumatınız var mıdır? Şimdi şöyle ifade edeyim. Tabii şehrin Hacı Emiroğlu Süleyman Bey tarafından alındıktan sonra nasıl bir idari yapı oluşturuldu? Bununla ilgili elimizde çok böyle fazla kaynak yok. Sonradan yazılan defterlerin yapmış olduğu geriye dönük atıflardan bir takım şeyleri öğreniyoruz. Ancak şunu ifade edeyim. 1461'de Trabzon fethedildiği sırada tabii Giresun'da Osmanlı'ya bağlanmış. Yani Osmanlı'ya kesin olarak bağlanma tarihi 1461'in sonbaharı. Şimdi bu tarihten bir müddet sonra Giresun'un da içinde bulunduğu bölgenin tahriri yapılmış. Yani Trabzon sancağının öyle diyelim tahriri yapılmış. Bu tahririn neticeleri de bizim tahminimize göre 1480'lerde tahrire başlanmış. 1486 tarihinde de neticelenmiş bu tahrir. Şimdi ilk somut verileri Giresun şehriyle ilgili böyle yazılı ilk ne diyelim ona yani kadastral verileri bu tahrir defterinde buluyoruz. Bu tahrir bizim elimizde. Bu tahrir defterinde şehrin çekirdeğini oluşturan kalenin komutanı, Dizdar'ı Kalkan Delenli Yusuf Ağa diye birisi. Yani şehrin ve çevrenin güvenliğini sağlayan, kalenin güvenliğini sağlayan askeri yetkili amir bu zat. Yani Giresun şehrinin ilk idarecilerinden birisi bu. Diğeri ise Mevlana Seydi Sadreddin diye bir kadı adı geçiyor. Yani bu tarihlerde şehirde kadılık teşkilatı var.
Kadının aktif olduğu bir yerde bir bölge kaza ittihaz edilir. Yani biliyorsunuz bir yerde kadı varsa o kadının kadılığın bağlı olduğu mıntıka kaza olarak kabul edilir. Dolayısıyla Giresun 1461'de kaza olarak efendim şey yapılmış, idari teşkilatı böyle belirlenmiş ve bu kadılığın kazanın başında da Mevlana Seydi diye bir kadı efendi var. Demek ki Osmanlı idaresine bağlandıktan hemen sonra buranın mülki amirleri atanmış ve hem adli mekanizma hem idari hem de askeri mekanizmanın mali mekanizmanın işletildiğini görüyoruz. Bu tahrir defterinde birçok detay var tabii. Bu merkeze bağlı, yani bu kadılık merkezine bağlı nahiyelerden bahsediyor. Köylerin tek tek tahrirleri yapılmış. Bu köylerde bulunan efendim imamdır, müderristir, kamu görevlilerinden, vergi mükelleflerinden, Sayın şeyh Kaptanımız. efendilerden, yani tekke şeyhlerinden tek tek bahsetmiş. Dolayısıyla bu tarihten itibaren Giresun'un kaza olduğunu görüyoruz. Bu kaza statüsü 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar, yani 1860'lara kadar devam etmiş. 1860'larda kısa bir süre sancak olmuş. Yani Trabzon'dan ayrılmış, Trabzon sancağından. Ancak bu kısa sürmüş. Tekrar kaza statüsüne dönmüş. 1921 yılında ise Trabzon'dan tamamen ayrılıp vilayet haline dönüştürülmüş. Yani aslında bugünkü Giresun ilinin kuruluş tarihi de tam olarak 1921'e tekabül ediyor 21. diyebiliriz. Tabii Giresun'un yani bugünkü il sancağı il sınırlarını esas alacak olursak mesela Şebin Karahisar yöresi ayrı bir kaza. Yani Evet. Alucra, Çamoluk, Şebin Karahisar'ı kapsayan orada bir Karahisar'ı Şarki kazası var. O da sancağın içinde bir kaza. Ondan sonra bugünkü Görele, Tirebolu efendim o bölge ayrı bir idari statü oluşturuyor. Bulancak, Firaziz ve Dereli'nin bir kısmını kapsayan alan ise Pazarsuyu kazası diye ayrı bir kaza halinde yönetilmiş. Yani Osmanlı döneminde bu bölgenin bir kısmı Trabzon sancağına bağlı kazalardan oluşuyor. Bir kısmı Sivas'a ya da Evet, Şebin Kuzey Karahisar Buna sancağına bağlı kazalardan oluşuyor. Bir kısmı ise Canik sancağına bağlı kazalardan oluşuyor. Kısaca böyle ifade edebilirim. Peki Sayın Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi coğrafi anlamda aslında çok geniş bir kültürel havzaya uzanan bir yapıdan bahsettiniz az evvel. Bunun Evet. tarihi katmanlarını sıraladınız. Haliyle şehirde önemli yapılar olduğunu düşünüyoruz. Aslında biraz oraya da şu ana kadar ışık tuttunuz noksanlıklarının sebeplerini. Şehrin hocam önemli yapıları nelerdir acaba? Şimdi kuşkusuz Giresun şehrinin yani ana yapısı, şehri doğuran, şehrin çekirdeğini oluşturan ana yapı kale. Önce yerleşimin kaleden başladığını görüyoruz. İlk mahalle kalenin içinde oluşturulmuş. Buna biz Lonca Mahallesi diyoruz. Yani biz demiyoruz, tarihi kayıtlar böyle diyor. Bu mahallenin Lonca Mahallesi'nin bir kısmı kalenin içinde, bir kısmı ise kaleyle bağlantılı Lonca Limanı'nda. Dolayısıyla Giresun şehrinin ilk sakinlerinin de kim olduğunu buradan öğreniyoruz. Bunlar Giresun şehrinin ticaretle uğraşan, mavnacılık yapan, zanaatla uğraşan, yani gemi yapımı, kayık yapımı, işte bu gibi işlerle uğraşan, taş ustalığı yapan, veya küçük ticari üniteleri olan insanlar, yani tarım dışı bir toplum. Tarımla uğraşmıyor, toprakla uğraşmayan bir toplum. Dolayısıyla aslında Giresun'daki şehir kültürünün, şehir kavramının tanımının ilk defa yine kale içindeki Lonca Mahallesi'nde zuhur ettiğini görüyoruz. Şimdi fetihten sonra ise yani Trabzon'un ve Giresun'un alınmasından sonra 1461'den sonra ise kale içindeki alan dar ve sıkışık bir alan olduğu için
Müslümanlar daha çok kalenin dışına yerleştirilmiş. Şimdi bu da iki yer olarak söyleyebilirim. Birincisi, şimdi Giresun'un merkez mahallelerinden biridir, Hacı Hüseyin Mahallesi'ne. Ama o zaman bu yerleşim bir mahalle olmuyor, köy olarak anılıyor. Kayadibi köyü olarak anılıyor. Yani köy yerleşimi. Yani tarımla uğraşıyor Türkler. Türkler böyle ticaret ve deniz ticareti ve zanaatla falan çok uğraşmıyorlar. Toprağın sahibiler. Tarım ve hayvancılığa yönelmişler. Bir de şehrin batısında Sultan Selim Mahallesi diye bir mahalle kuruluyor. Sultan Selim Mahallesi niye öyle? Yani niye Sultan Selim Mahallesi? Bu da yani İslam şehirlerinin kuruluş zihniyetini, düşüncesini, felsefesini anlatması bakımından ilginç bir şey. Yavuz Sultan Selim Trabzon'da valiyken oğlu Kanuni, biliyorsunuz Trabzon doğumlu, Giresun'a sancak beyi yapılmak isteniyor. Yani Giresun ayrı bir sancağa dönüştürülüp Kanuni'nin burada staj yapması, yetişmesi arzu ediliyor. Ve bununla ilgili olarak Giresun'da bir takım ön hazırlıklar yapılıyor. İşte bu sırada Giresun'da bir cami ve onun etrafına da Müslüman Türkler yerleştiriliyor. Şimdi biraz sonra gösterebilirsem haritada onu göstereceğim. Osmanlıca haritalar var. Onun üzerinde konuşuruz. Şimdi bu Yavuz Sultan Selim tarafından bu cami tesis edildiği için o dönemin belgelerinde Hüdavendigar Camii diye geçer. Hüdavendigar'dan kasıt Yavuz Sultan Selim'dir. Ancak daha sonraki belgelerde, ilerleyen 15-16. Yüzyıllardaki belgelerde ise, 16 ve 17. yüzyıllardaki belgelerde ise açıkça Hüdavendigar Hazretleri Trabzon'dayken inşa edilen cami-i şeriftir veya doğrudan Sultan Selim Camii'dir. Bu caminin etrafında kurulan, cami merkezli olarak kurulan mahalleye biz Sultan Selim Camii diyoruz. Bu mahallemiz halen var. Ancak caminin etrafında medreseler kurulmuş. Üç büyük medrese var. İşte hamam var, imareti var, kütüphanesi var. Yani burada bir Hüdavendigar Külliyesi tesis edilmiş. Ve bu külliyenin bir cuma merkezi burası. Çevredeki insanlar haftanın muayyen günleri gelip mübarek gün ve gecelerde burada ibadetlerini icra ediyorlar. Dolayısıyla bu toplama merkezi İslam şehrinin nüvesini oluşturmuş. Yani kale dışında artık Giresun şehri bir İslam şehri olarak, bir Türk İslam şehri olarak bu caminin etrafında gelişme göstermiş. İşte maalesef Cumhuriyet döneminde yok edilen camilerden ve külliyelerden birisi de burası. Yani çok maalesef vahim bir şey. Ben burayı anlatırken içim sızlıyor. Hiç basit gerekçelerle şehrin parkı yok, buraya bir park yapalım diye bu tarihi doku, bu tarihi derinliği olan doku maalesef imha edilmiş. Aynı Külliyeyle mantık. Birlikte camide mi imha ediliyor hocam? Tabii burada bu külliyede hiçbir şey yok şu anda. Hepsi yok edilmiş. Aynı süreç şehrin doğusunu teşkil eden Hacı Hüseyin Mahallesi'nde de olmuş. Hacı Hüseyin Mahallesi'nde ise, buradaki Müslüman yerleşimde ise Hacı Abdullah Fakih diye bir alim var. Bu zat şehrin doğusuna yerleşiyor. Burada şunu söyleyeyim. Bu zat-ı muhteremler yerleştikleri bir yeri yerleşirken, yerleşim olan alan olarak seçerken çok stratejik davranıyorlar. Çünkü şehre giren Şebin Karahisar'dan başlayıp da yani o güneyden kuzeye doğru uzanan vadiler boyu uzanıp şehre girişi sağlayan bir yol var, ticaret yolu, yani kervan yolu. Bu yolun şehre en yakın noktasına bir zaviye tesis ediliyor. Zaviyenin de bir camisi var. Bununla birlikte imarethanesi var. Bu bir küçük külliye de burada kuruluyor. Yani bir bakıma şehre giriş ve çıkışları kontrol eden, ama bu kontrol aynı zamanda bir kültürel boyutu da olan, ilmi ve İslami boyutu da olan bir ilginç bir durum. Bu Hacı Abdullah Fakih'in oğlu Ramazan caminin imamı, vefat ettikten sonra ise yerine oğlu Hüseyin geçiyor. Hüseyin çok daha kudretli bir insan, bu cami ve o külliyeyi yıkıp yeniden yapıyor. Mesela Dolayısıyla caminin adı Hacı Hüseyin Camii olarak
kalmış. Bugün bizim Giresun'un en büyük mahallelerinden biridir. Hacı Hüseyin Mahallesi'dir adı. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Giresun Kalesi'nin, şimdi Hristiyanların yaşadığı Giresun Kalesi'nin hem doğu girişi hem de batıdaki girişi iki cami, iki külliye ile birlikte bir bakıma kuşatılmış. Böyle bir İslam şehirleşmesi ile birlikte şehrin kimliğinin şekillendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bence şehrin tarihi anısı bakımından, hatıra değeri bakımından iki önemli külliyedir bu. Hacı Hüseyin Camii ayakta ama Hacı Hüseyin Camii'nin etrafındaki o medrese ve diğer tekke yapısı filan onlar da maalesef yok edilmiş. Sadece camimiz ayakta. Sultan Selim Camisi ise yıkılmış. Tabii bunun dışında başka şehirlerde olduğu gibi hükümet konağı var, camiler, kiliseler, efendim birçok türbeler vesaire. Ancak iki tane tekke yapısı var. Tekkelerin ikisi de yıkılmış. 3-4 tane türbe varmış. Bunlardan sadece Seyyid-i Vakkas Türbesi diye bir türbemiz var. O kalmış. Onun da ayrı bir hikayesi var. Aslında başlı başına bir sohbet konusu. Yıkılmak isteniyor 1942'de. Hatta burası bir halk evi sergi salonuna dönüştürülmek isteniyor. Bununla ilgili çok ciddi yazışmalar var. Ondan sonra Ankara'ya ve yazışmalar yapılıyor. Ancak bu türbeyi yıkamıyorlar. Bu türbenin içinde yatan Seyyid-i Vakkas da Giresun Kalesi'nin 1461'deki alınması sırasında şehit düşen zat. Yani o yüzden mi oldu bilemiyorum tabii ama bir türlü muvaffak olamıyorlar. Türbeyi yıkamıyorlar. O türbe bugüne gelmiş. Yakın bir zamanda da Vakıflar Genel Müdürlüğü burayı restore etti. Şu anda anıtsal bir yapı olarak duruyor. Eyvallah. Yani kısaca böyle diyebilirim. Şehirdeki anıtsal değer olan yapılarla ilgili bunu söyleyebilirim. Çok teşekkürler hocam. Genellikle biz bugün modern şehirlerimizi ele aldığımızda işte 1970-60'lar sonrasında çok hızlı bir kentleşmeyle şehrin işte şehri var eden yapılarının dönüşüme girdiğini görüyoruz. Fakat Giresun'da bu sürecin çok daha eskilere dayanarak geldiğini ifade etmiş oldunuz. Kıymetli Evet. hocam, şehirlerin sembolleri mevcuttur. Ben de size Giresun'un sembollerini sormak istiyorum. Şimdi tabii önce şunu ifade edeyim. Giresun şehrinin böyle işte diyelim ki mesela Konya'nın Mevlana'sı gibi meşhur işte Seyyid-i Sadreddin gibi efendim böyle Sadreddin Konevi gibi böyle önemli zatlar var. Ancak Giresun'da bugün için o bahsettiğim talihsiz yıkımlar nedeniyle birçok sembolik değerin artık olmadığını görüyoruz. Yani şöyle ifade edeyim. Mesela Giresun'da sokak başı diye bir mevki vardır. Bu sokak başı mevkiinde de Sarı Hoca Türbesi ve Sarı Hoca Külliyesi var. Bu zat da Giresun'un önemli şahsiyetlerinden biriymiş. Alim bir insan. Sarı Hoca burada bir külliye kurmuş. Camisi var, çeşmesi var, ondan sonra imarethane var, kademhanesi vesairesi. Şu anda sokak başı dediğimiz mevkide bu yapılardan hiçbir şey yok. Tamamen silinmiş, yok edilmiş yani. Ancak eski fotoğraflarına ulaştım. Ben şimdi benim yeni bir kitabım çıktı. Reklam olmasın diye de göstermedim. Lütfen gösterin hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Giresun şehri yapıları ile ilgili şöyle bir kitabımız, Yeni ilgili evini de olan arkadaşlarımız. tanıklarımızla paylaşalım isterseniz hocam. Evet. Bulabilmesinin kolaylığı Şimdi bu açısından. anlattığım şeylerin hepsi burada var. Şimdi bu Sarı Hoca mesela unutulmuş. Şimdi burada önce şunu ifade edeyim. Giresun'un etnografik yapısı, nüfus yapısı tarih içerisinde çok fazla değişiklik yaşadığı için bu tarihe ait değerlerin de unutulduğunu görüyoruz. Yani ya da bilinmediğini görüyoruz. Kısaca şöyle ifade edeyim. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında yani 93 Harbi sırasında Kafkas göçmenlerinin geldiği bir şehir Giresun. Daha sonra 19. yüzyılın sonlarına doğru
Gümüşhane madenlerinin kapatılmasıyla Hristiyan ve Ermeni nüfusun gelip yerleştiği bir şehir Giresun. Mübadele sırasında Hristiyanların, Ortodoks Hristiyanların yani Rumların gitmesi sebebiyle Yunanistan'dan Selanik'ten gelen mübadillerin yerleştiği bir şehir. Yani sürekli nüfus sirkülasyonu yaşanmış olan bir şehir. Kadim nüfus yok. O yüzden halkın hafızasındaki bilginin kuşaktan kuşağa aktarılması imkan ortadan kalkmış. Bu nedenle mesela Seydi Vakkas'ı halk bilmiyor. İlk defa bizim kitabımızda kim olduğu ortaya konmuş oldu. Yani kim bu zat, ne zaman yaşamış, niye vefat etmiş, niye Giresun'da türbesi var, türbe ne zaman yapılmış vesaire. Bunlarla ilgili bilgiyi ilk defa bir takım söylencelerin dışında ilk defa bizim kitabımızdan görmüş olacaklar. Sonra mesela az önce bahsettim. Hacı Hüseyin Camii'nin banisi olan Hacı Hüseyin'in dedesi Hacı Abdullah Fakih. Bu büyük bir alim. Yine Mevlana Şeyh Ali ahi şeyhlerindendir bu zat. Mesela Giresun'da bir ahilik olduğunu, ahilik kültür olduğunu, Giresun'a ilk Türk İslam kültürünü getiren o kültürün banileri olan şahsiyetlerin mesela Şeyh Murat gibi, Yakup Halife gibi zatların ahi olduğunu, Nisar'dan gelip Giresun'a yerleştiklerini çok az insan bilir Giresun'da. Yani bizim şahsi olarak yaptığımız çalışmalar sonunda işte bilgi verdiğimiz arkadaşların dışında, dar bir çevrenin dışında genel olarak kimse bunları bilmez. Dolayısıyla Osmanlı'nın klasik döneminde Giresun'a büyük manevi ve şey katkıları olan şahsiyetler hakkında maalesef böyle halkın bildiği yaygın bir şey yok. O yüzden size bunlarla ilgili çok böyle işte şu bizim değerimizdir diyemiyoruz. Ancak Eyvallah. birkaç isimden bahsetmek isterim. Sen hocam. Onlardan bir tanesi Giresun'da mutasarrıflık yapmış olan yani valilik diyelim Osmanlı döneminde 17. yüzyılın başlarında efendim Seyit Mehmet Paşa vardır. Giresun'un önemli bir değeridir bu zat. Onun yaptırdığı bir cami hala şu anda tarihi bir cami, vakıflar da restore etti. Kapı Camii olarak bilinir halk arasında ama esasında Seyit Mehmet Paşa Camii'dir. Yine onun yaptırdığı hamam bahsettiğim yıkımlar sürecinde yok edilmiş. İki tane hamamı var büyük. Bir kadınlar hamamı bir de erkekler için. İki hamam da yok edilmiş yok. Mesela bu caminin hemen kapısına yakın bir yerde bir de medrese var. Voyvodazade Mehmet Ağa medresesi olarak biliniyor ama ben bu medresenin de Voyvoda lakabı bence lakap Seyit Mehmet Paşa ile ilişkili olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Yani Seyit Mehmet Paşa önemli bir şahsiyettir Giresun'da. Bu da yine bilinmeyen isimlerden birisi. Yine Seydi Vakkas az önce zikrettim. Giresun'un Osmanlı idaresine geçişi sırasında şehit düşmüş. 11-12 tane arkadaşıyla birlikte efendim o türbesi kalmış sadece. Etrafındaki mezarlık imha edilmiş. Yine Mevlana Hasan Dede diye önemli bir mutasavvıf var. Bu zat Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin nesebindendir, soyundandır. O da Giresun'da çok büyük kültür faaliyetlerinde bulunmuş. Giresun'un Türkleşme sürecine büyük katkısı var. Türk İslam şehri haline gelmesine büyük katkısı var. Bütün bunlar maalesef önemli tarihi şahsiyetler, sembol değerler ama maalesef insanımız bunu bilmiyor. Bu da tabii insanımızın kusuru değil, bizim kusurumuz. Biz bunları yıllarca anlatmadık, anlatmayı beceremedik. Bu bizden kaynaklanıyor. En çok bilinen Kurtuluş Savaşı yıllarında şehre büyük emeği geçen Pontus çetelerle mücadele eden şahıs olarak kalede de anıt mezarı bulunan Osman Ağa'dır. Bir de Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen yine Kuvayi Milliye'nin oluşmasında milli mücadelede Giresun'un katkısının 41 ve 42. alayların 57. alayların pardon oluşmasında büyük emeği olan Hüseyin Avni Alparslan Bey Giresun efendim askerlik şubesi başkanı. Bunlar Giresun'un sembol değerleri olarak burada ilk etapta
doğrusu zikredilebilir. Peki hocam, çok teşekkürler. Az evvel Kafkas göçmenlerinden, Hristiyan ve Ermeni nüfusun şehre göçmesinden, yine Rumların gidip muhacirlerin yerleşmesinden bahsettiniz. Haliyle şehirde çok ciddi bir nüfus geçiş hareketinin olduğunu saptıyoruz buradan. Bize biraz bu şehirde yaşanan nüfus hareketleri ve değişen kültürel kimlikten bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi Giresun şehrinin kadim Müslüman Türkleri aslında Çetniler. Bu bahsettiğim işte Hacı Abdullah Fakih dedim, işte Hacı Hüseyin dedim efendim, birçok isim. Bunlar 14. yüzyılın yani 1300'lü yıllardan itibaren şehrin etrafındaki iskan alanlarını oluşturan ve daha sonra da şehrin içerisinde yerleşim alanlarında sivil yerleşimi ve kamu hizmetlerini temsil eden isimler. Bunlar Çepniler, Müslüman Çepniler. Çepniler biliyorsunuz Oğuzların önemli bir kolu. Ancak tabii bu nüfusun özellikle Osmanlı-İran savaşları, yani 16. yüzyılda Osmanlı-İran savaşları sebebiyle inkıta uğradığını görüyoruz. Yani gerilemiş o yıllarda Osmanlı-İran savaşlarında Giresun'un böyle bir inkıraz yaşadığını görüyoruz. Yani o 15. 16. yüzyıllardaki Osmanlı'nın o ihtişamlı döneminde gerek Yavuz Sultan Selim gerek Kanuni döneminde ki yükseliş, yüksek kültürü burada da görüyoruz aslında. Ancak 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle bir geri gidiş var. Bunun sebepleri tam tespit edilemiyor ama zaten o dönemlere ait de mesela 18. yüzyıla ait böyle elimizde tahrir defterleri gibi zengin defterler yok. Giresun'un o döneme ait yani yaklaşık bir yüzyıllık dönemine ait fotoğrafını çekmekte çok zorlanıyoruz yani. Bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla öyle bir gerileme söz konusu. Tabii en çok nüfus değişimi Osmanlı-Rus savaşlarının özellikle Kafkaslar'da, Karadeniz'in kuzeyinde alınan yenilgiler sebebiyle oradan muhacir olarak Karadeniz sahillerine yerleşen göçmenlerle değişen bir yapı görüyoruz. Yani tabii bu Kafkaslar'dan Abhaz, Acara efendim hatta 19. yüzyılın sonlarına doğru yani özellikle Osmanlı-Rus savaşının 93 Harbi'nin neticesinde Gürcistan'dan, Batum'dan yoğun bir göç dalgasının bölgeye geldiğini görüyoruz. Hatta Gürcistan'dan gelirken Trabzon tarafından da insanların, yani Trabzon'un yerlisi olan insanların bu tarafa doğru güvenlik sebebiyle göçtüğünü, daha sonraki dönemlerde ise geri gitmediklerini önemli ölçüde burada kaldıklarını görüyoruz. İkinci önemli dalganın bu olduğunu düşünüyorum ben. Eyvallah. Bir başka faktör ise Gümüşhane madenlerinin kapanması ve burada çalışan buraları işleten Ermenilere. Rum ve Ermenilerin özellikle Ordu ve Giresun gibi yerlere yerleştirildiğini görüyoruz. Mesela Giresun'da bu Hristiyan nüfusun nereye yerleştirildiğini çok net biliyoruz. Giresun'un kuzeydoğusunda eski o kadim Hristiyan yerleşimi olan Metamorfoz Kilisesi etrafında toplanan Lonca Mahallesi ile efendim Gogora Mahallesi dediğimiz, şimdi tabii Gogora olarak anılmıyor, Zeytinlik mevki diyoruz biz buraya. Efendim eski adı Gogora, buraya yerleşiyorlar. Buraya yerleştiriliyorlar daha doğrusu. Tabii bunlar, bu insanlar Gümüşhane bölgesinden geldiklerinde madencilikle uğraştıkları için, ticaretle uğraştıkları için daha doğrusu yüksek bir kültüre sahipler. Yani bunlar okuma yazma biliyor, hesap biliyor. Efendim entelektüel insanlar, çoluk çocuklarını okutuyorlar. Çocuklarını Yunanistan'a gönderiyor, Paris'e gönderiyor, yurt dışına gönderiyor, okutuyorlar. Ve Giresun'a geldiklerinde de yine Gümüşhane'de edindikleri ticari kültürün üzerine bir şey daha ekliyorlar. Giresun'daki fındık ihracatını, daha doğrusu fındık ticaretini ellerine geçiriyorlar. Bu şehrin onları
şehrin en büyük zenginleri haline getiriyor. Yani 19. yüzyılın sonuna doğru, yani 1870'lerden sonra artık inisiyatifin Giresun şehrinde tamamen Hristiyanların eline geçtiğini görüyoruz. O yüzden mesela Yorgo Paşa diye meşhur bir belediye başkanımız vardır bizim. Adam 3 dönem belediye başkanlığı, 20 yıl belediye başkanlığı yapmış. Yani 3-4 dönem belediye başkanlığı yapmış. Giresun'a hizmetleri de olmuş tabii, onu da söyleyelim. Efendim, ancak buradan şunu anlıyoruz biz, yani mahalli idareyi ele geçirdiklerini görüyoruz. Bu arada tabii kapitülasyonların sağladığı avantajlar, gerek Tanzimat Fermanı, gerek İstinat Fermanı gibi fermanların ve bunlarla ilintili bir takım imtiyazların gayrimüslimlere verilmiş olması, Avrupa'daki devletlerin, Avrupa devletlerinin, yani işte Amerika'da buna dahil devletlerin Giresun'daki ve daha doğrusu Karadeniz'deki, bu arada Giresun'daki, Giresun'a dahil edelim, ticari sirkülasyonu ellerinde tutmak için buralarda temsilcilikler açmışlar. Yani mesela gemi acentaları var. Efendim, bu acentalarda ayrıca konsolosluklar var. Yani şöyle söyleyeyim, Avusturya konsolosluğu var, Almanya konsolosluğu var, İngiltere, Fransa, efendim Rusya, Amerika, hatta İran konsoloslukları. Bu konsolosluklarda bizim Türkler çalıştırılmıyor. Bankalar var, yabancı bankalar. Mesela Banka Osmani var, Osmanlı Bankası. Efendim, Yunan bankaları var. Bu bankalarda Türkler çalıştırılmıyor. Kim çalıştırılıyor? Giresun'un yerli Rumları ve Ermenileri çalıştırılıyor. Dolayısıyla bu iki zümre, yani Rumlar ve Ermeniler, Giresun'da okuyan, yazan, ticaret bilen, kafası çalışan, tiyatroya giden, gazete çıkaran, matbaası olan, yani kamu efkarını da elinde tutan entelektüel bir zümre, bunlar şehrin inisiyatifini tamamen ele geçiriyorlar. Bu ne zamana kadar devam ediyor? Birinci Dünya Savaşı'na kadar devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nda çıkan, işte o yıllarda tehcir kanunu uygulanmasıyla 1915'te yavaş yavaş inisiyatif kaybetmeye başlıyorlar. Ve Osmanlı faktörünün ortaya çıkması, Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayi Milliye ve arkasından Mübadele'nin gelişiyle birlikte biliyorsunuz şehri terk ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir nüfus dalgası var. Şimdi Rumların ve Ermenilerin Giresun'u terk etmesiyle bir ciddi bir boşalma yaşanıyor şehirde. Bu aşağı yukarı bir 15 yıllık bir boş dönem. Yani bir bakıma Giresun bu 15-20 yıllık dönemde bir virane bir görüntü arz ediyor. Yani terk edilmiş binalar, sokakları ıssızlaşmış falan, böyle ticareti sönmüş, böyle bir yapı arz ediyor. Daha sonra Yunanistan'dan mübadeleyle gelen Müslüman Türkler Hacı Hüseyin Mahallesi'ne yerleştirilerek biraz çarşıda bir canlanma yaşanıyor. Ancak bu da yine çok fazla etki yaratmıyor. Bu defa 1942'de toprak tevziği var. Yani toprak dağıtılması, mübadillerden, gayrimüslimlerden kalan metruke mallarının dağıtılması daha doğrusu. Ve 1960'lara doğru da özellikle bu Demokrat Parti döneminde Karadeniz sahil yolunun yapılması, ayrıca Batlama ve Aksu vadileri gibi vadiler boyunca köylere ulaşan, kırsal kesime ulaşan ana yolların yapılması, işte limanın yapılması, bu arada Seka Aksu Kağıt Fabrikası gibi büyük bir işletmenin kurulması üzerine bu defa köyden kente göç hızlanıyor. Yani ne oluyor? Şehrin varoşlarında muazzam köyler kuruluyor aslında. Yani köyler şehre sıkışıyor. Böylece Giresun'da aslında o Osmanlı'nın klasik dönemdeki kültürel hafızayı taşıyan nüfusun yerini şehre yabancı, hatta şehir olmayan, şehir kültürü olmayan çok böyle kozmopolit ilginç bir demografi karşımıza çıkıyor. Onun için benim bahsettiğim Osmanlı'nın klasik döneminde şehrin sembolik değeri olan insanlardan ya da tarihi yapılardan bu yeni jenerasyonun haberi yok. Ya da böyle bir bilinç yok. O nedenle 1933'te Sultan Selim Külliyesi ortadan kaldırılırken şehirde hiç kimse tepki göstermemiş. Hiç kimsenin tepkisi yok.
Yani o tarihi şehir denize dökülürken bir kişi çıkıp da, yani o dönemin gazetelerini tarıyoruz. Ya ne yapıyorsunuz arkadaş, bu şehri mahvettiniz. Yani bu tarihi dokuyu en azından tünelle geçin de şehri kurtarın diyen olmamış. Yani çok enteresandır. Giresun şehrinden yol geçerken sahil yolu tünel tercih edilmemiş. O sahildeki bütün tarihi doku ortadan kaldırılmış. 15 kilometre, 10 kilometre ileri gidilmiş. Keşap ilçesine girmeden önce orada bir dağ var. Dağın Yani. altından tünelle geçilmiş. Halbuki yani o tüneli oradan değil de burada, orada da yap, ama bu şehrin içinden geçerken kalenin altındaki kaya kütlesinden geçilmiş olsaymış, o tarihi şehir bugün elimizde olacaktı ve belki de Giresun turizm şehri, özellikle efendim dünyada belli başlı böyle tarihi derinliği olan, tarihi ya dokusuyla ya konaklarıyla sembolik değer olan bir şehir olarak kalacaktı. Maalesef bu olmamış. Yani bu nüfus değişikliği, Giresun'un entitesinde yaşanan bu değişiklik kültürel hafızayı da maalesef yok Evet. etmiş. Ben bir takım şeyleri anlattığım zaman insanlar buna inanası gelmiyor. Pek de itibar etmiyor adam. Çünkü yani hafızada yok. Ne tevatürde yok yani. Tevatüren gelmeyen şeye çok da bilimsel bilgiye çok da şey yapmıyor. Durum bu şekilde özetleyebilirim Sayın Hocam. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Yani şahsım adına öngörüm şu oldu. Olumsuz bir takım süreçlerin birbirini tamamlayarak tarihsel seyrinin devam etmesi neticesinde maalesef Giresun kültürel hafızasını ve tevarüz edebildiği mimari hazneyi kaybetmiş. Evet. Yani bir de modernleşme gibi bir krizle, bir kentleşme kriziyle karşı karşıyayken de bütün bu süreçler maalesef birbirini desteklemiş. Benim sorularım bitti Sayın Hocam. Yaklaşık bir saati dolduruyoruz. Ben Türkiye Yazarlar Birliği adına ve şahsım adına bizleri kırmayarak şehir okumalarımıza teşrif ettiğiniz ve Evet. bir tarihçi perspektifiyle olayları belgelendirerek bizlere aktardığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Süremiz varsa ben harita ve resim, yıkılan fotoğrafları hemen hızlıca gösterebilir miyim? Sayın hocam, bir 3 dakika kadar süremiz var. Sonrasında canlı Tamam, yayını otomatik olarak sona erdirecek Instagram. Buyurun. tamam, hemen onu bak bir görelim arkadaşlarla. Buyurun hocam. Evet, bakın hemen bu Giresun'un kale etrafındaki şehirleşmesini gösteren eski bir haritası. Nereden devam edeceğiz? Evet. Bu da yine Abdülhamit döneminde, Sultan Abdülhamit döneminde Giresun'un imar haritası. Çok detaylı, nefis bilgiler var burada. Sadece bu harita bir seminer konusu aslında. Bu şehrin doğuya bakan Tarihi kısmı yarımada şu Hacı Zeyd zannediyorum. Camii ve onun etrafındaki Müslüman mahallesi. Şurası da Gogora Mahallesi, Hristiyanların yerleştirildiği mahalle. Bu şehrin batıdan görünüşü, yukarıda kale, Sultan Selim Külliyesi şurası bakın. Bu külliye Evet. yok bugün. Hemen hızlıca geçelim. Külliyenin yıkıldıktan sonra park yapılmış hali. Külliyenin yıkım aşamaları, bakın cami çatısı matısı gitmiş. Evet, cami yıkılmaya başladı. Mezarlık ortadan kaldırılırken gösteriliyor. Yine sahil yolunun geçişi sırasında tarihi konakların imhası sahilde bakın. Yıkılan Osmanlı Bankası ve Abdülhamit döneminde açılan hükümet konağı. Yine yıkılan Sultan Selim Külliyesi'ne ait yapılardan biri. Bu Hristiyanlık merkezi burası, Metamorfoz Külliyesi burası. Hristiyanların merkezi, bu da yok şu anda. Ve Sultan Selim Külliyesi'nin denizden görünüşü. Kısaca böyle. Yani hocam insanın gerçekten içi acıyor maalesef bu görüntülere. Zira Giresun doğasıyla, deniziyle her anlamda birbirini tamamlayan muhteşem bir görüntüye sahipti. Yani bu tabii tarihsel doku içinde ne kadar hoş ve bir ruha sahip olduğunu da buradan görebiliyoruz. Evet. Zaten bir de şöyle bir ekleme yapayım. Bizim bu şehir okumalarını yapmamızdaki asıl olan niyetlerden birisi de
şehirlerin ruhunu, hafızasını ve kültürünü koruyacak bir bilinç oluşturmaydı. Size de bu Evet. anlamda tekrar çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saattir vaktini ayırıp bizleri dinleyen kıymetli misafirlerimize de ayrıca teşekkür eder. Hayırlı Ben akşamlar çok diliyorum. teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Allah razı olsun diyorum. Hayırlı akşamlar Eyvallah diliyorum. hocam. Hayırlı akşamlar.